Herkese merhaba. Sports Dijital'e özelde Serdar Çelikler ve ben Mehmet Ayan konuğuz. Misafir misafiri sevmez, ev sahibi hiçbirini sevmez değil. Tabii ki çok özel bir konuyla, çok özel bir konukla sevgili Burak Elmas'la söyleşeceğiz. Biz de çok uzun süre sonra onu hem ekranda hem Twitter'da hem mikrofonda bir yerde görmenin mutluluğuyla sevgili Burak Elmas hoş geldiniz. Hoş bulduk. Serdar biz de hoş geldik değil mi? Ev sahibi nerede? Biz de hoş geldik. Ev sahibi de bizi ağırladı sağ olsun. Kahveleri falan, suyları falan getirdi. Murat Zorlu'ya selam olsun. Efendim, Sports Dijital'e benim iyi dostum Murat Zorlu'nun kanalı, onun şirketinin kanalı. Ben buraya daha evvel bir program için konuk olmuştum. Mehmet Ayan'la beraber çok özel bir konuğu ağırlamanın, çok teşekkür çok yakın ederim. Bir dostumu ağırlamanın da mutluluğunu aynen yaşıyorum. Öyle. Sevgili Yani, Murat sayesinde bir araya gelmiş olduk. Kırmızı çizgiyi yapmıyoruz yani. Biz iki tane gazeteci sevgili Burak Elmas'ı biraz deşmeye çalışacağız. Buyurun. Serdar, Burak Bey'e geleyim de sen üç cümleyle bana Galatasaray konuşacağız tabii ki. Galatasaray'ın bugünkü mevcut İdari, siyasi, hukuki, mali, sportif dertlerini üç cümleyle anlatırsan en temel ne Şimdi söylersin? Galatasaray 90'lardan bu yana artarak gelen sportif başarısı ön plana çıkan bir takım. Futbol kulübü olarak veya spor kulübü olarak başarılı ve Türkiye'nin herhalde şu anda en başarılı kulübü. En çok kupa alan kulübü. Ve muhtemelen de taraftarı da muhtemelen en çok sayı itibariyle en çok olan kulübü diye düşünüyorum. Ancak sportif gelişmeye paralel olarak büyümeyen bir yönetim anlayışı görüyorum. Özellikle son yıllarda. Benim senle daha evvel yaptığımız programlarda bizim yaş grubumuzun çok iyi hatırlayacağı gibi, şimdi bu YouTube programlarını seyreden gençlerin pek hatırlamayacağı ama bizim yaş grubumuzun çok iyi hatırlayacağı için Galatasaray bir başka temsiliyetti, bir başka ahenkti, bir başka örnekti. Ben Alp Yalman'ın başkanlığını hatırlıyorum çok net olarak. Ondan öncesinde Uras'ın başkanını da az çok hatırlıyorum ama en net hatırladığım başkanlık Alp Yalman dönemi. Yani Galatasaray sportif başarıdan ziyade Avrupa Gol Kralı'nı tesislerde kurşun sıktığı için gönderebilmiş bir takımdı. O zaman biz Fenerliler bunu anlayamazdık. Yani böyle bir ekol vardı. Veya işte Avrupa'dan getirdiği golcüsünü Galatasaray'ın parasını yere attı diye gönderebilen bir kulüptü. O günlerden bugünlere sonra işte Faruk Süren Burak'ın da içinde olduğu bir dönem yaşandı 96-2000. Biz o zaman bir rakipten 4-0 kendi evinde yenilen hocanın görevde kalmasını beklemezdik. Üstelik o hoca bir hafta iki hafta sonra bir de Ankara'da 3-2'lik bir mağlubiyet alıyorsa kesin kovulması beklenirdi. Ancak belki de o zaman ilk defa işte dağ gibi teknik direktörün arkasında durulan bir başkan ve yönetim görmüştük. 2000'lerden sonra Özhan Can Aydın'da bir başka dönem başladı. Önce tabii Mehmet Cansun dönemi, iki sonra Özhan Can Aydın dönemi. Ben Özhan Can Aydın döneminin ve Adnan Polat döneminin bitimiyle beraber, yani Özhan Can Aydın Adnan Polat'ın devamıydı diye düşünüyorum. Adnan Polat Özhan Can Aydın'ın devamıydı diye düşünebiliriz bir kısım aslında olarak. 2011'den bahsediyoruz. Ama 2011'den itibaren bir kaotik sürece girildiğini görüyorum. Yani Ünal Aysal Bey geldi. O bir formdu. O Başka bir modeldi. Bildiğimiz ekole yakın ve uygun bir aday profiliydi. Her ne kadar başka ekonomik olarak çok tartışılsa, çok kendi yönetimi içerisindeki problemleri olsa bile, bu her yönetimde olabilir. Yani herkes yönetimde olabilir. Ama gene de bir kaotik dönem yaşandı. İki kez şampiyonluk gelmesine rağmen Ünal Aysal'ın da gönderildiği bir bu dönem. Yani bu da gitsin denildiği bir dönem başladı. Ünal da gitsin yani. Ünal da gitsin de ne olursa olsun diye bir dönem yaşandı. Ondan sonra Duygun Hoca dönemi. Ondan sonra zaten o bir caretaker dönemiydi. Sonra Dursun Özbek dönemi. Sonra bu Dursun gitsin de kim gelirse gelsin de devam eden bir Mustafa Cengiz dönemi. Şimdi de Mustafa Cengiz'in bir muhtemelen seçimle alakalı işte davalık süreç. Yani çok da hakim değilim. Çok hakim de olmak istemiyorum. Bir de çok karışık yani. Evet, öyle bir Acayip süreç karışık var. Ya yani Galatasaray sanıyorum Özhan abiden, rahmetliden itibaren, yani yönetimler eleştirilebilir. Faruk Süren yönetimi de eleştirilebilir, eleştiriliyordu. Ama bir kaotik yönetim, bir türlü oturmayan, istikrarlı bir plana oturmayan bir yönetim vardı. Ben o dönemlerde Burak'ı tanıyordum. Ve Burak bana diyordu ki bizim dönemimizde hep şöyle olurdu. Bir başkan olurdu, başkanın altında ileride başkan olma ihtimali olacak Doğru. 3-4 kişi oturtulurdu. İşte Faruk Süren ve Özhan Can Aydın eskiden aynı yönetimdelerdi. Sonra önce Faruk Bey oldu, sonra daha sonra Özhan Alp Bey Yalman oldu. yıllarca yöneticilik İşte Özhan yaptı. Bey'in as başkanı Adnan Bey başkan oldu. Yani bu silsile-i meratip kalktı. Yok oldu. Bu gen dağıldı gibisinden o zamanlar konuşurduk. Şimdi ben de Burak'a sormak istiyorum. Burak'cığım hoş geldin. Ben Hoş bulduk. Burak Elmas'ı spor gazeteciliğimden önce tanırım. Babasını da çok önce tanırım. Efendim, Murat Zorlu'yu da ilk yıllarımdan beri, Fatoma Çayın Müdürlüğü'nden beri beraber çalıştık.
Ondan iyi tanırım. Mehmet'i de eskiden tanırım. Dostlar buluşması olarak da çok memnun oldum. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Galatasaray sportif ve mali açıdan, bir de bu bahsettiğim benim tamamen dışarıdan gördüğüm bu başkanlık sisteminin veya başkanlık makamının böyle bir türlü istiklara kavuşmadığı, hep bir arayış içerisinde olduğu bir dönemden geçiyor gibi geliyor bana, ama özel olarak, genel olarak buradan toparlayayım. Özel olarak şu son Mustafa Cengiz durumu nedir? Sen dün de divan kuruluna katıldın. Bunu bir anlatırsan sevinirim. Ben de Burak Elmas'ı nereden tanıdım hemen söyleyeyim. Serdar, biz Koca Mustafa'da yaşıyorduk. Sur'dan çıkıp sağa dönüp radyoya işe gidince Burak Bey'i hep jiple saat 8-9 suları işe gelirken kendi dükkanlarında, daha doğrusu işletmelerinde görmüştüm. Jip'in plakasını hatırlamıyorum ama siyah olduğunu ve Burak Bey'i neredeyse yani haftada bir sabah falan benzer saatlerde işe giderken görürdüm. GS plakalı. GS plakalı. Öncelikle teşekkür ederim. Estağfurullah, beraber biz teşekkür çok ederiz. Çok güzel bir program. Hem de sizleri görmek çok güzel tekrar bu vesileyle. Birincisi, senin tespitlerine çok iyi, çok katılıyorum. Galatasaray, ben çok küçük yaşta bu işin içine girdim. Yani çok fazla şey gördüm. Ve Galatasaray'da bir takım hataların Galatasaray'ı bugüne nasıl getirdiğine de şahit oldum. Eskiden bizim Galatasaray'la, biraz önce sizle de konuşuyorduk, bizim Galatasaray'la olmamızın sebebi Galatasaray'ın ayrı bir kurum olmasıydı. Türkiye'nin önünde giden bir kurum olmasıydı. Galatasaray her zaman liseden gelen kültür, lise çünkü özel bir lise, özel mezunlar varmış. Türkiye'nin, Osmanlı'nın modernleşme mücadelesi, Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı ve daha sonra kurumsal şirketleri kurma ve ülkenin Avrupa medeniyet olarak daha yüksek seviyeye girmesi mücadelesi çok aktif olmuş. Çünkü eğitimli bir ordu var orada. Evet. Çok iyi eğitimli. Şimdi bu kulübe de yansımıştı. Kulüpte de şöyle bir şey vardı. Kulüp içine kapalı olduğu için eleştirilirdi ama kulüp yönetimlerine adam yetiştirirdi. Yani bugün Faruk Süren, Alp Yalman, bunlar başkan olana kadar en az 16 sene, 20 sene Galatasaray'a hizmet etmişlerdi. Başkanlık, başka başkanlar altında hataları gördüler, artıları gördüler ve kendilerine göre Galatasaray'ın ideal başkanı nasıl olmalıyı kendi işlerinde özümseyerek ve yönetimlerde yapılan hataları görerek geldiler. Bu Sayın Özcan Canaydın dönemiyle beraber büyük bir sekteye uğradı. Sürekli değişen yöneticiler. Arkadan dolayısıyla yöneticiler değiştiği zaman kimse yetişmiyor. Yani en az 3 dönem yöneticilik yapmamış bir insanın başkanlık yapması demek ne camiayı tanıyor olur, ne sportif dengelerin... Tüzükte yazmıyor ama bu bir şey. Gelenek, teamül. Önemli tabii. Yani o işin içinde... Tecrübe yani. Tecrübeli bir biri olması lazım. Çünkü ben Galatasaraylıyım. Evet. İş hayatında başarılıyım. Evet. Ben yönetici olayım. Tamam da sen bu sporun dinamiklerini bilmiyorsun. Spor çok ayrı bir şey. En iyi iş adamı da olsa... Yani mevcut Fenerbahçe yönetiminin tecrübesizliğini burada bir kere daha altını çizelim yani. Spor takımının psikolojisini anlamak başka bir şey. Antrenör, sporcu ilişkisini yönetmek başka bir şey. Taraftar, medya, spor takımı arasındaki ilişki yönetimi. Bunları öğrenmeden oraya gelirsen senin hatanın bedelini kulüp öder. Galatasaray bu sebepten dolayı çok bedel ödedi. İkincisi de kulüpler, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, bunlar çok korumacı kulüpler. Yani çok eskiden gelmiş, değişimi çok istemeyen. Geleneklerine bağlı. Geleneklerine bağlı, eski iş yapış şekillerine devamı arzu eden, eski tüzüklerindeki şekilde devam etmek isteyen organizasyonlar. Ve Galatasaray liseden dolayı daha beter. Daha da o şey, içe kapalı. Şimdi bütün bu evrede dünya çok değişti. Tabii. Yani eskiden değişim hızı 2 ise bugün dünyanın değişim hızı senede 20. Bu değişim içerisinde kulüplerin yapıları, iş yapış şekilleri çok eski kaldı. Güzel. Ve bugün geleceğimiz nokta aslında 10 sene önce belliydi. Bu Türkiye'de de böyle. Bakın, federasyonun ana görevi nedir? Bana sorarsanız 2 tane ana görevi var. Birincisi oyunu korumak, ikincisi marka değeri yaratmak. Bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nun hiçbiri bunu başaramıyorlar. Maalesef. Mesela aynı şekilde Ahmet abimiz, Mehmet abimiz diye federasyon başkanı seçiyorsun. O arıyor, bu arıyor. Yönetim kurulu, başka işleri olan yönetim kurulu. Şimdi spor kulüplerinde başkanlık yapanlar da 2 sene yapıyor, 4 sene yapıyor. Eskisi gibi uzun dönemler de yok artık. Yani tabii, bugün tabii. Süleyman Seba gibi, Faruk Sönen, Alp Yalman gibi, Alura uzun dönem yapıp aktif olarak futbolun kararlarının içinde olan bir abiler topluluğu da yok başkanlardan. Bugün Fikret Orman Beşiktaş başkanlığı bıraktı. Artık futbol sahnesinde yok.
Bütün kararlarda ortak, geçmişe etkiledi. Tabii. Şimdi yeni biri geldi, o yapacak. İnan abi yok. İnan abi yani. Dolayısıyla futbol çok kötü yönetiliyor. Kulüplerin yani bu değişmezse Türk sporu tamamen bir Orta Doğu spor olarak. O söylüyorum. Genelden biraz daha özele Serdar'ın dediği. Siz bugünkü tabloyu az önce Serdar'a sorduğumla devam edeyim. İdari, hukuki, mali, sportif, kulüp içi, siyasi. Ne diyorsunuz? Galatasaray buraya bu dediklerinizden geldi de buradan sizce öncelikli çıkış var mı? Bugünkü sorunu nasıl çiziyorsunuz? Nasıl tespit ediyorsunuz? Şimdi Galatasaray bir kere en kötü şey çok bölündü. Son dönemlerde. Evet maalesef. Ben onu gördüğüm şey o. Bu hataların sebebi sadece bu dönem değil. Yani yanlış seçim, aynı kişilerin tekrar oyun kurma çabası içerisinde yanlış, sadece kendileri güç sahibi olmak için Galatasaray'a ya bizim abimizdir onu başkan yapalım ve Galatasaray'ı tanımıyor problem değil bizim abimiz şeklinde Galatasaray'a başkan ve yöneticisi tercihlendi. Galatasaray çok bölündü ve Galatasaray buna isyan etti en sonunda. Evet. Bu isyanın sonucunda da Mustafa Cengiz cesaret gösterdiği için Mustafa Cengiz başkan seçildi. Sen de kendisine o zaman destek verdin. Destek verdim. İlk seçimde. Şöyle destek verdim. Onunla ben konuştuk. Kendisi destek istedi. Normaldir. Her giren başkan ister. Ben de şunları söyledim. Bu prensiplerde, prensiplerimiz neydi? Bir, Dursun Özbey'in tüzüğü delerek, emirvaki yaparak seçimden 5-6 ay önce acil bir seçim yaparak tekrar 3 sene yetki istemesine karşıydık. 5 ay sonra tekrar seçim yapacak mısınız? Bir. Bu taahhüdü veriyor musunuz? Veriyor. İki, Galatasaray'ın değer, kültür ve Galatasaray'ı bugüne getiren toplumsal sözleşmesine sahip çıkıp devamı için elinizden geleni yapacak mısınız bu 5 aylık süreçte? 3. Fatih Terim ve futbol takımını korumaya, desteklemeye ve dışarıdan gelen etkenlere karşı başarılı olmaları için göğüs germeye var mısınız? Bunun üçünde evet dedi ve bunu da 5 ay içerisinde yaptı kendisi zaten. Dolayısıyla bu şartlarda beraber. Fakat sıkıntı şu. Bu sebeple acil kurulmuş bir kendisi de bence hazır değildi. İlk yönetimden bahsediyorsun. İlk yönetim. Kendisi de hazır değil ve kendisi de Galatasaray'ı tanımıyordu. Daha önce hiç yöneticilik yapmamış. Tabii. Galatasaray'da Galatasaray'ı tanımak sadece yöneticilik yapmak değil. Yöneticilik yapmak da üyeyi tanıyacaksınız. Flore'deki bekçiyi tanıyacaksınız. Kalamış'taki arabayı, herkesi, her dinamiği, kimin niye karar verdiğini, kimin kafasında ne olduğunu, kimin hangi şartla sizi eleştirdiğini bunları bileceksiniz ki doğru kararı verin. Şimdi eleştirenler düşman hain, bizim yanımızda olanlar hatalı olsa da bizim çocuklardır, başka gibi bir mantalite var. Bu Galatasaray için çok yanlış. Mustafa Bey şu an onu mu yapıyor? Var. Yani karşı taraftakiler de onu yapıyor mu biraz? Karşı taraftakiler de yapıyor. Yani bu Mustafa Bey Galatasaray yanlış yönetiyor ve Galatasaray'ı batıracak, biz iyiyiz. Yani şöyle yapıyorlar mı? Şöyle söyleyeyim. Galatasaray'ın geçmiş 10 senesi çok hatalar yapıldı. Yani ne bu Mustafa Cengiz'in hatası değil mi? Mustafa Cengiz yani ben desteklemiyorum şu anda. Galatasaray başkanlığı beğenmiyor ama yönetim kurulunda iyi çalışan arkadaşlar var. Doğru yaptı işler. Yani siz Mustafa Cengiz'e karşısınız diye her yaptığını eleştirirseniz olmaz. Eleştirinin kalitesi olmuyor. Aynı şekilde de karşı taraftan gelen her tavsiyeyi, bunlar bizi devirirler, bunlar düşman, hain, paranoya, bunların bize verdiği tepkiler hepsi kasıtlı da diye görürseniz o zaman Galatasaray'ın toplam sinerjisinden faydalanamıyorsunuz. Galatasaray'ın içinde bulunduğu durum budur. Yani bugün benim için ne Burak önemli, ne Faruk, ne Alp Yalman, ne Mustafa Cengiz, önemli olan Galatasaray. Şu an durum nedir Galatasaray'da? Şimdi ve de siz nelere itiraz ediyorsunuz? Benim için o önemli. Şu anda ne kötü? Şimdi geçmiş 10 senede yapılması gereken aslında yapılmayan, kimsenin çünkü dönemi haricinde Galatasaray'ın gelecek 10 senesini düşünmediği için ve bu işi sadece dönemsel düşünce için yapmadı, basit kurumsal yapılması gereken bazı şeyleri Mustafa Cengiz yönetimi açıkçası biraz Galatasaray'ın içinde kaldı mali mecburiyetten dolayı şu anda uyguluyor. Bu nedir? Bir financial fair play anlaşması, settlement anlaşması imzalandı. Dolayısıyla harcamalar belli kriter. Çünkü harcama daha fazla yaparsan seni Avrupa'dan atacaklar. Hatta ligde puanla bile silebilirler. Para yok. Şubelere para. Dolayısıyla şubelerin kendi gelirleriyle dönmesi lazım. Raporların şeffaf olması lazım. Eskiden 3 ay sonra gördüğün finansal verileri şimdi hemen ayın kapanışından bir ay sonra görebiliyorsun. Dolayısıyla işin nasıl gittiğini daha iyi görebiliyorsun. Bunları yapıyorlar. Şimdi bunu kredi var. Bu Galatasaray'ın ihtiyacı olan ve bir mecburiyet. Pozitif tarafa bunu yazdık. Yazdık. Fakat Galatasaray için önemli olan önümüzdeki 10 sene gideceği yön.
Aslında bu biraz Türk futbolu için de böyle. Yani Galatasaray'ın sportif şubelerde, ben şunu da söyleyeyim, artık kulüpler senelik bütçe yapmamalı. Biliyorsunuz şirketlerde, uluslararası şirketlerde, şirketler 3 ile 5 sene, artık kısa vadeli strateji dünyada 3 ile 5 sene. Eskiden uzun vadeli 3-5 senelik planlar yapardı. Şimdi artık dünyanın değişim hızından dolayı 3 ile 5 sene. Dolayısıyla Galatasaray'da her gelen yönetim 3 senelik plan sunmalı. 3 senelik hesap, yani bütçe sunmalı. Ve 3 senelik bütçe dahilinde bakmalı. Şimdi biz 1 senelik bütçeyi bile 4 defa revize ediyoruz. O kadar kısa vadeli bakıyoruz. Bu 3 senelik şeyler, şu bütçelerde her sene değişerek, yani 3 seneye tamamlanarak devam etmeli. Birincisi bu. İkincisi, her spor şubesinin bir strateji planı olmalı. Hem mali olarak hem sportif yönetim olarak. Bugün Galatasaray'ın seneye ne oynayacağını, 5 sene sonra nasıl bir Galatasaray olacağını söyleyemiyoruz. Oradan Serdar'a geçelim. Çok kısa size nefeslendireyim. Serdar ısrarla Fenerbahçe için artık basketbol şubesi yılda 18 milyon euro yiyemez diyor. Tabii. Yani bir tek o değil. Şimdi amatör branşlardan filan. Basket en popüler oldu. Mesela Burak Elmas'a şunu sormak istiyorum. Şimdi Galatasaray'ın 3 senelik 5 senelik plan yapmak istisi gerekiyor ama mesela bu başkan ve bu yönetim, mevcut yönetim yani, Ziraat Bankası'yla bir anlaşmaya girdi ve ilk 2 yıl faiz ödemesi var ama 3. yıl itibariyle 880 milyon lira galiba, yanlış bilmiyorsam, bir ödemesi var ve bir sene içinde ödemesi gereken bir para bu. 880 milyon lirayı nasıl ödeyecekler diye soruluyor ve o zaman yeniden yapılandırırız deniyor. Şimdi, o zaman gelsin bir bakarız. Yani, şimdi resme bakalım. 880 milyon lira ödeyebilir mi Galatasaray? Ödeyemez. Şimdi resme bakalım. Bugün Galatasaray'ın resmine bakalım. 1,5 senesi geçti sanırım. Yeniden seçildi. 23 ay. 23 ay. Bir de 5 ay Mustafa Cengiz. O 23 ay başlangıcında Riva Florya anlaşması imzalanmıştı. Dursun Bey zamanında başında imzalanmıştı. Bir takım vardı. Futbol takımı kurulmuştu. Şampiyon olan bir takım. Bir takım kurulmuştu. Öyle veya böyle bir takım kurulmuş. Yeni transferler yapılmıştı vesaire. Şimdi bugün baktığınız zaman Riva Florya anlaşması yok. Yeniden revize edildi. Dolayısıyla oradan gelecek toplam gelir değişti. Çok özür dilerim. Bir cümle. Karlı mıdır değil midir yeni anlaşma? Size göre. Yeni anlaşmayı orada da biraz eleştireceğim. Yani yeni anlaşma. Onu sonra gir o zaman. Yeni anlaşma ile ilgili şöyle. Riva aynı gelir paylaşım modeli dün öğrendik. Artık sonra öğreniyoruz. Çünkü halbuki burada da bunların camiayla çok açık ve detaylı biçimde paylaşılması lazım. Florya olayı tartışmaya açık. Çünkü biz Florya'yı verirken yandaki iki arazi, iki tane, biz 23 dönüm bir yakın bir yer, kendi arazimiz var. Yandaki arazi kiralıyorduk. Emlak konut. Bu yandaki iki araziyi satın alıp, bir kısmı da devletin de zaten, devir alıp bu toplam 80-90 dönüm üzerinde bir proje yapacaktı. Dolayısıyla siz 20 dönüm yerine 90 dönümlük projenin ve imar durumu değişmiş bir projenin parçası olarak gelir alacaktınız. Şimdi bu proje iptal oldu. Birinci, siz 20 dönüm sadece geliştirebilirsiniz. Bu 20 dönüm içerisinde şu anda kiraladığımız yerler yok. Dün Yusuf Bey Divan Kurulu'nda bu arada kiralayacağımızı söyledi ama böyle bir anlaşma henüz yok. Bu bir risk. İkincisi, biz tarla olarak aldık. Artık Galatasaray Spor Kulübü'nü devlet istediği zaman imarı değiştirebilir. Devletin gücüyle Galatasaray gücü aynı olmaz, hızı. İmar durumu değiştiği için bizim burayı istediğimiz zaman imar tapuda da değiştirebileceğimiz konuşuluyor. Bu da bir risk. İki. Dolayısıyla daha riskli, daha fazla üzerinde soru işareti olan bir şey. Siz bir de üstüne yaklaşık, yanılmıyorsam, 34 milyon lira kendi aranızda anlaşmadaki edinliğini yapamadığınız için tapu harcı olsun ve faiz olsun ilave para çıktı. 157 verdiniz. 120 de almadınız. Evet. Yani 120 kendi 120'ye verdik. 130-34 hata, yani 1,5 senenin o anlaşma imzalandıktan sonra şunu gidelim. Kaçırmayalım ne olur. Yok, şeyden başladınız ya, Serdar'ın dediği gibi Mustafa Bey ne aldı? Şampiyon olan bir takım var ortada. Evet. Neyi geliştiremediğini soruyorsunuz. Tamam. Şimdi Riva anlaşması bozuldu. İkincisi, İki kere şampiyon olduk. İki kere Şampiyonlar Ligi'ne katıldık. Bugün ben bakıyorum önümüzdeki senenin kadrosuna. Önümüzdeki sene kadronun yarısı yok. Yani hocanın istemediklerini, sahada çıkanları ve sözleşmesi geri gidecek kiralıkları. Şimdi iki kere üst üste Şampiyonlar Ligi'ne oynadık. Geçen sene kolay bir gruptan çıkamadık.
Tamam, yani Avrupa Ligi'ne bile gidemedik. Tabii. Bu sene daha zor bir gruptaydık ama üzerimizdeki takım bizden daha iyi değildi. Onu da geçemedik. Peki. Geçen sene Avrupa Ligi'ne gittik de elendik. Evet evet. Yani, bir, evet tur geçe, bir tur geçemedik. Bir yani, tur geçemedik. Orada başarız. Yani turu geçemedik. Şimdi ben genelde şuna bakıyorum. Avrupa'da artık Türk takımlarının başarılı olma ihtimali sıfır. Bence de. Bu gerçeği artık kabul etmemiz lazım. Galatasaray son trendeydi. Neden? Ondan sonra UEFA'nın gelir sistemi büyükleri daha büyüttü. Bir de bizi etkilemeyen Bosman kuralı bize de etkiledi. Çünkü o zaman serbest gidemiyordu oyuncular kontratı bitince Avrupa Birliği dışında olduğunu. Şimdi gidebiliyorlar. O dönem sonrası artık aynı mücadeleyi verme ihtimalimiz yoktu. Dolayısıyla ancak Ajax gibi, Salzburg gibi bir stratejiyle ancak Türk takımları belli bir oranda başarı elde edebilirler. Ve bunun da UEFA'da da bunun yanlış olduğunu, altyapısını yapmaları lazım. Ona sonra geliriz. Gitsen 8'e gidersin. Şimdi bakıyorum yani. Ben 2 tane Şampiyonlar Ligi oynamışım. 2 sene şampiyon. Önümüzdeki sene kadrom belli değil. Tabii. Bu şampiyonluklardan tecrübe alan hiçbir oyuncu önümüzdeki sene yok. Şampiyonlar Ligi'nde 2 sene oynadık. Hangi oyuncum bir tecrübe kazanıp bir sonraki çıkacağım Avrupa Kupası'nda o tecrübeden Galatasaray'ı faydalandıracak diye bakıyorum. Ozan Kabak 11 milyonu hariç. Ozan Kabak bende oynamıyor. Önümüzdeki sene yine Avrupa Kupası'nda mücadele edeceğiz. Bu sene oynayan geçen sene Avrupa bak, kime ne katıldı diyorsunuz? Ne tecrübe kazandı Galatasaray? Sıfır. Doğru. Yani eskiden hatırlarsanız Galatasaray'ın Avrupa'ya giden yolunda Kaptan Bülent'i düşünün, Tugay'ı düşünün. Bunlar kaç Şampiyonlar Ligi oynadılar? Kaç tane Avrupa'da sonra tecrübe tabii 88-89'dan itibaren başladı. Yani, 2000'de UEFA Kupası'nı yani, aldık. Yani bu Galatasaray'ı özel yapan 14 sene şampiyon olmadığı dönemde Türkiye'de hiç konuşmayan bir Avrupa hedefini koymuştu tabii. Türkiye'de kendisine koymuş olmuştur. Yani Galatasaray'da evet. Özel bir pankart var tribünlerde. Yetmez bize bir kupa şimdi hedef artık Avrupa. Yani bu vizyon şimdi bakıyorum önümüzdeki sene Galatasaray öğrenmiş. Galatasaray tecrübesi edinmiş. Şey kulübü bilen. Galatasaray'ın iki şampiyonunda elde ettiği tecrübe. Bir tek Muslera var işte. Muslera da var. Muslera var. Bu ülkeye hizmet edebilecek. Evet. Yani bu ülkeye hizmet edebilecek ülke, her şeyleri. Ülke. Evet tamam. Ya ülkeye pardon. Evet. Yani dolayısıyla oradan yabancı şehre giderdiyse. Bu ülkeye hizmet edebilecek. Ya yok. Dolayısıyla kısa vadeli başarı peşindeyiz. Hiçbir uzun vadeli plan şu anda görünürde yok. Futbol takımının yarısı seneye yok. Galatasaray'ın seneye ne sistem oynayacağı da belli değil dışarıdan geldiğimiz zaman. Daha da büyük bir risk söyleyeyim. Şimdi Sayın Mustafa Cengiz geldiği zaman bir seferlik birçok nakit akışı oldu. Bunlardan bir tanesi Liverpool Florya'dan gelen paranın sayesinde yapılan sermaye artışı. Sermaye artımıydı tabii. Bu bir. Sermaye artışı ondan rakamı yaklaşık 100 milyon lira aldılar diye biliyorum. Biz onu söyleyeceğim şimdi bakıyorum. Sermaye önünde yazmıştım 146 milyon lira. Tamam mı? Bu bir daha olmayacak. Bilmeyenler için şeyi tam koyalım. Dursun Bey Riva Ferro'dan gelen parayı 320'ye kırdırdı. Bildiğim kadarıyla bir borç kapattı. Bir faiz kapattı. Yani üstüne de 50 milyon lirasıyla da sermaye artırı yaptı. O 146 olarak geri geldi. Daha büyük bir pay. Yani şöyle sermaye artımında siz kendinize nasıl nereye harcadığınızdan ziyade Sportify şey bir giriş ortak olarak kendi hakkınızı yatırmanız lazım ki dışarıdan. Yani Riva Ferro'nun parası aslında şeye gitti. Yani bir kısmı, borç evet. Kapatmaya gitti. Çok büyük bir kısmı. Evet. Borçlar kapanmadı. Daha çok Dursun Özbek zamanında yapılan zararın kapanmasına gitti. Öyle. Yani ben bunu daha önce de söyledim. Tabii. Sonra 500 milyon liralık bir takım kuruldu zaten. Şimdi buradan bir seferlik gelmiş bir 146 milyon bir TL var. Bir daha yok mesela o para. Emlak konut projesinden gelen bir sefere mahsus 227 milyon liralık bir giriş var. Bonservis gelirlerine sonra gireceğim. Onun dışında her sene olup olmayacağı belli olmayan 213 milyon civarında bir Şampiyonlar Ligi katılım parası var. O da gidemezsen yok öyle bir para. İki sene üst üste Galatasaray. Şimdi şöyle diyorum. Ya bu sene şampiyon olamazsan seneye 400 milyon lira eksidesin. Özetle. Rakipler evet. Şimdi şöyle rakiplerine göre. İşte gördük mü zaten. Aynı şey Galatasaray'da geçer. Şimdi şunu söyle. İki sene üst üste biz 223 milyon lira para aldık. Bu 223 milyon lirayı ne için kullandık? Şampiyonlar Ligi başarı geldi mi? Gelmedi. Şampiyon olduk ama elimizde bir ileriye dönük bir yatırım yok. Takım yok yani. Toplam 12 artı 2 14 maç yaptın bu paraya. 6 12 14 maç yaptın. Hiçbir oyuncu devamlı uzun vade 10 sene içeride olacak bir oyuncu tecrübe kazandırmadım. Bir parça olanını sattın o zaman. Yani ben soruyorum Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olamayacaksan bunun bir kazanım amacı olmalı kulüp için. Ne kazandı Galatasaray? Okan yok, Suat yok, Bülent yok, Tugay yok.
Evet, yani 5 senelik kontratı olan yabancı oyuncu bile yok. Muslera dışında. yani Muslera dışında. Muslera artık zaten o hani, bizden yani. O bizden. Bir de çok yakışıyor da kaptanlığa. Hani o ayrı ama onun dışında yok. Yani dolayısıyla bir kazanım olmadı. İkincisi, önümüzdeki sene bu 223 gelmezse bugün spor kulüpleri, futbol kulüpleri, Beşiktaş aynı hatayı yaptı bana sorarsanız. 65-70 milyon euro civarı bir ücret bütçesi. Transfer parasını söylemiyorum. Maaş bütçesi. Maaş bütçesi. Şimdi o 80'e düşük çıktı galiba. Türkiye'de hiçbir futbol takımı 65 milyon euro bütçeyle olamaz bundan sonra. 20-30'dan fazla hiç kimse yani olmaması. Şunu yapıyorsunuz. 20-30 olması lazım. Şampiyonlar yani gelirse de 65'e çıkmaması lazım. Tabii. Onu yatırım için yani 25-30'luk takıma daha kaliteli oyuncu almak için veya geçmiş borçlarını kapatmak için kullanmalısın. 65. Yani şimdi 2 sene 65 kurdum. Seneye giremediğin zaman takım maliyetini yarıya çekmen lazım. Beşiktaş'ın en büyük problemi bu oldu. Her sene biz takım kurar, şampiyon oluruz, Avrupa Ligi Şampiyonlar Ligi'ne gideriz diye. Gidemedi ilk sene kadroyu küçültemedi. Çünkü kontratlı oyuncum var. 3 sene 5 sene yapıyor. Adam da gitmediği zaman taksimetre dönüyor. Sana 40 gelmedi ama sen o 20-30'u ödüyorsun oyuncuya. Uzun vadeli planlama dediğim bu. Yani 3 ila 5 yıl. Şimdi bütün bu süreçte baktığınız zaman Galatasaray mali yapısını biliyoruz. Bütün kulüplerin böyle. Bu arada da Galatasaray mali yapısı en sağlam, en bu şekilde sıkı yönetime geçmiş olan kulüptür şu anda. Orada kredi vermem lazım Mustafa Cengiz ve ekibine. Fakat şöyle söyleyeyim. Siz bu durumda son gün geçen sene Cagney'i aldınız. Galatasaray'ın rekor 13 milyon galiba dolar. 13.8 milyon. 13.8 milyon bir bedelle. 14.8. KDV'si dahil. 5 ay sonra sezon bitti. Kiralık verdiniz. İstemiyorsunuz. Paranın yani, %90'ını da sen verdin. Evet. Böyle bir yatırımı Galatasaray, işte bu yatırımlar çok önemli yatırımlar. Bunun gibi iki tane de hata yaparsanız borcunuz oldu 30 fazla. 34 milyon kendi arazinizi geri almak için üstüne para verdiniz. Koy borcun üstüne. Tabii. Falcao'nun kontratını koy 21. 7 önümüzdeki sene sıfırdan yapılan bir takımda 7 milyon aşağı. 7 ile başlıyorsun bir kere. 7 ile başlıyorsun. Ya o 7'yi Falcao'ya mı? Ha kötü oyuncu şimdi değil ama başka rakam mı? Yine 4 tane oyuncu mu alırım ikilik? İyi. Ben bir araya gireyim. Şimdi mali olarak anlat. Yani herkesin durumu böyle yani. Evet. Burak Elmas'la konuşuyoruz bu arada. Ben bunu radyoda yayınlamayı düşündüğüm için Burak Elmas olduğunu söylemek durumundayım. Herkes bu mali durumlarda aynı şey Fenerbahçe ile ilgili birisi konuşsa, Beşiktaş ile ilgili birisi konuşsa da bunlar böyle. Şimdi peki o zaman yani bu genelden özele geldik Galatasaray ama peki o zaman biraz daha özelleştirelim. Peki Mustafa Cengiz seçime gidecek mi gitmeyecek mi biliyor musunuz? Bu 15 şimdi, günde ne olacak? Şimdi, bu dava işi nedir? Şimdi şöyle. Gitmeli mi? Gitsin mi? Mart'ta Galatasaray'ın mevcut bir tüzüğü var. Galatasaray'ın anayasası tüzüğüdür. Tamam. Bu tüzük üyelerin Galatasaray'ın sahibi bir kere şunu kabul etmek lazım. Galatasaray'ın yani karar verenleri yönetim değil Galatasaray üyeleridir. Yapılan genel kurullarda Galatasaray üyeleri öyle veya böyle oy kullanır. Onun sonucuna da hepimiz saygı duymak zorundayız. Yani bunu benim istemediğim başkan seçildi diye siz o başkanı kabul etmedim diyemezsiniz. Tamam. O ibra oldu bu. Galatasaray genel kurulu hata da yapmış olabilir. Ama kanun olan bizim için bir tüzük var. O delinemez. Tamam. Galatasaray bu konuda hassas olmalı. Şimdi Mart ayında Galatasaray'ın bir mali genel kurulu oldu. Evet. Mali genel kurulda sonra çok manipüle ettiler. Öyle veya böyle. İbra edilmedi. İdari olarak ibra olmadı. Mali olarak ibra oldu. Dolayısıyla bir seçime gitmesi lazım. Tüzüğün maddesine göre. Siz bir tüzüğe göre aday olmuşsunuz. Tüzüğü biliyorsunuz. Değiştirme yolunda bir şey yapmamışsınız. Tüzüğün o maddesi uyarınca seçime gitmeniz lazım. Aynı şey Adnan Polat'ta yaşanmış. Evet. 31 Mart evet. 2010. Şimdi burada ben katılıyorum. Şöyle katılıyorum. Bir eleştiri var. Bu tüzükte bir dönem giremiyor. Maddesi var. İdari olarak. İbra olmazsa. Yani idari ibrayı tartışırız. Onun mekanizmalarını ikiye bölünmesinin hatalarını daha eksikleri. O zaman da şöyleydi. Ben hatırlıyorum. Galatasaray'da çok uzun süre olduğum için. Mali şimdi yönetim beğenmeyenler mali ibrasızlığı kullanıp yönetimlere güven oyu almasını talep etmeye çalışıyorlardı. Onun Galatasaray riski daha büyük olduğu için bunu ikiye ayırdılar. Ama bu mali idari ibrasızlığın bir mekanizması olması lazım. Yani ölçülebilir bir şey olması lazım. Bu, veya, yani bu sadece ben beğenmedim organize olalım şeklinde orada haklılar. Ama bunu değişti. Tüzük bu şu anda yani. Galatasaray'ın tüzüğü. İkincisi güven oyu al deniyorsa o insanların seçime girmemesini ben yanlış doğru bulmuyorum. Tamam. Tamam. Şimdi
Ancak bunu bir kenar ediyor. Tamam. Fakat ancak tüzük gereği bir karar alınmış. Tamam. Yönetim kurulu bazı üyeleri sonuçta Galatasaray genel kurulundan çıkan sonucu mahkemeye verdiler. Yani Galatasaray Spor Kulübü mahkemeye verdiler. Abdurrahim Albayrak, Kaan Kançal. Verdiler. Ve bir yürütmeyi durdurma kararı aldılar. Bu yürütmeyi durdurma kararı tabii hukuk önünde sorgulamanın herkesin hakkıdır hukukta. Maalesef hukukta çok gecikiyor karar almakta öyle veya böyle. Burada bir şans doğdu kendilerine. Yani siz 2500 oyla bir sene önce seçilmişsiniz. Ciddi rekor boyla. Dolayısıyla hani kaç kişinin oy verdiği önemli, o da eleştirildi. 358 kişi var bilmem ne olur. Yani Galatasaray o 358 kişiye kızamazsın sen. Görevini tabii yapmayan oraya gelip bekleyip oy kullanmaya gitmeseydin abi bana ne gitmeseydin. Genel kurul Galatasaray üyesine kız. Son saniyeye kadar kal orada. Yani onun sorumluluğu o 358 oy veren değil, oraya gelmeyen sorumludur. Yani 350, yani ben bugün herkesin kişisel bir görüşü var. Yani koyun gibi hepiniz ibra edeceksiniz, ibra etmeyeceksiniz. Bu söylenmez iki tarafa da. Tabii. Tamam. Şimdi yönetimin önüne bir şans doğdu. Tekrar seçime girip girme şansı durdurma olduğu için tekrar güven tazeleyip bütün bu şeyi ortadan kaldırıp onlar bunu tercih etmediler. Onlar hukuki yolu devam ettirmeyi tercih ettiler. Mart'tan beri aşağı yukarı iki ay sonra da bir sene olacak. Yani bir senedir Galatasaray tüzüğü gereği alınan bir karar şu anda uygulanmıyor. Kayyum söylentisi var. Ya o kayyum söylentisini bilmiyorum. O da yanlış bana göre. Yani keşke, her gün haber çıkıyor abi kayyum atanmaktan. İşte yani çok bana haber çıkıyor ama bana göre kayyum... Olmayacak mı öyle bir şey? Dedikleri şu, bir takım üyeler tüzüğün uygulanması için karar veren hakime başvurmuşlar. Yani tüzüğün uygulanması için sen gereğin. O da onun da yine Galatasaray Divan Kurulu üyelerinin oluşan veya işte Galatasaraylıların oluşan bu maddeyi uygulamak üzere bir kayyum kısa süreli getirebileceği konuşuluyor. Ama bu da yanlış. Yani sen bir yönetim var... Burada bu kararı alıp bütün bu kayyum... Abi bak net soruyorum. Seçim oluyor mu olmuyor mu? Biliyor musun? Bilemiyorum. Yani şöyle, şunu şöyle bilemiyorum. Ha. Şöyle bilemiyorum. Mahkeme ne karar verecek bilemiyorum. Çünkü mahkeme çok çelişkili kararlar verdi bu süreçte. Yani aynı karar içerisinde bile peki, iki tane... Peki diyelim vermedi. Vermedi. Mart'ta bir daha şey var. Bir daha var. Divan Mali Kongre var. Mart'ta vermezse tamamen Mustafa Cengiz ve yönetiminin alacağı karara bağlıymış. Tamam. Çünkü tüzükle ilgili mahkemeye taşırlar, tüzüğü uygulamıyorlar, kararlıdır. Mart'ta var tekrar. Mart'ta ibra olurlarsa devam ederler. Olmazlarsa. Ne sonuç çıkacağını bilemiyorum. Genel. Şimdi... Ama yani özetle şuna bakmak lazım. Galatasaray'ın tüzüğü, anayasası bugün şu anda uygulanmıyor. Doğru. Bir senedir bir maddesi uygulanmıyor. Evet.